Bir ay sonra yeniden Ace of Creation'a geri dönüyoruz. Yayınlanan gösterimde karavan sistemi ayrıntılı bir şekilde tanıtıldı. Devasa online oyunlarda ticaret sistemleri de ilgi çekici ve önemli sistemlerdir. Birçok farklı ticaret sistemini gördük. Hatta sırf bunun üzerine kurulu oyunlar da gördük. Silk Road verebileceğim eski örneklerden biri. Başka bir örnekse Arcage. Oyunda neredeyse bütün her şey ticaret sistemlerinin etrafında dönüyordu. Bu konuda Arcage başarılı bir örnek. Yani ticaret sistemleri ve farklı kazanç yolları bu oyunlarda gerçekten de önemli. Ace of Creation'da ise daha en başından karavan sisteminin olduğunu biliyoruz. Karavanlar bir bölgeden başka bir bölgeye bazı eşyalar taşıyıp satarak kazanç sağlanabilen ticaret sistemleri. Tabii sadece malı taşı, parayı al şeklinde basitçe anlatmak olmaz. Karavan sistemleri bu oyunda detaylı işlenmiş. Sistemin işleyiş kısmına çok fazla yorum yapamayız. Bunu binlerce oyuncu sunuculara akın edince zamanla anlayabiliriz. Fakat sistemin oyuncuya dokunuşu gerçekten çok iyi. Ace of Creation'ı takip eden herkes bu oyunun oyuncuya dokunmak istediğini anlamıştır. Bunu birçok yerde başarıyor da. Örnek vermem gerekirse Cyclops Tomac, mülkiyet sistemleri ve not sistemi beni etkilemeyi başardı. Etkilenmekten kastım daha önce hiç görmediğim şeyleri gösterdiler, harika içerikler yapmışlar şeklinde değil. Ortada harika bir atmosfer var. Söz konusu olan bütün gösterimlerde oyuncuya vermek istedikleri bir hissiyat var ve bunda yüksek oranda başarılı oluyorlar. Karavan sisteminde ise ana mantık bir yolculuk hikayesi oluşturmak. Bir amaç uğruna yolculuk. Aracını ayarlayıp yola çıkıyorsun ve yolda neler yaşayacağın tamamen sürpriz. Gösterimde de bunu görüyoruz. Birkaç farklı olaya tanıklık ediyoruz. Bunların hepsini konuşacağız. Öncelikle sistemden biraz bahsedelim. Karavanlar kişisel eşyaları, kaleler ve notlar için ticaret malzemelerini taşımak için kullanılıyor. Oyunda birkaç farklı karavan var. Kişisel karavanlar oyuncuların mallarını taşımak için kullanılıyor. Belediye başkanı karavanları, belediye başkanları tarafından anlaşmaya varılan ya da ittifaklar kurulan notlar arası kaynak aktarmak için kullanılıyor. Görev güdümlü karavanlar ise notlar arası arasında ticaret için kullanılan, sistem tarafından otomatik olarak oluşturulan karavanlar. Gösterimde ise bir nottan başlayıp diğerine eşya ulaştıracağımız karavan yolculuğu tanıtılıyor. Son gösterimdeki notta av kulübesindeyiz. Kulübedeki NPC'den diğer noda taşınacak malları alıyoruz. Tabii bunun bir karşılığı var. Altın değil de başka bir ödeme birimi kullanarak malları alıyoruz. Malları satın aldıktan sonra karavan binasına gidiyorlar ve karavana çıkartmak için gerekli işlemleri yapıyorlar. Bu kısım oldukça detaylı. Karavan ustasından karavanlarla ilgili farklı geliştirmeleri gösteriyorlar. Karavanın büyüklüğü, at sayısı, kargo taşıma kapasitesi gibi özelleştirmeleri gösteriyorlar. Ayrıca karavanın statları da var. Ekleyip çıkardığımız teçhizatlara göre karavanımızın statları da değişkenlik gösteriyor. Karavana aktif ya da pasif yetenekler de açabiliyoruz. Özelleştirme kısmı güzel düşünülmüş. Burada gördüklerimiz yeterli. Fakat şahsen gösterilenden daha detaylı olacağını düşünüyorum. Oyunda binekler kadar özelleştirilebilen karavanlar da göreceğiz. Karavanla ilgili istedikleri özelleştirmeleri tamamladıktan sonra güvenli bir bölge bulup başlamak için bekliyorlar. Karavan ögesini yerleştirdikten belli bir süre sonra nihayet aracımız ortaya çıkıyor. Her şey güzel görünüyor fakat karavan ortaya çıkarken bir çıkış efekti bekledim. Şimdilik dümdüz ortada beliriyor ama ilerleyen zamanlarda bir efekt ekleyeceklerine eminim. Sonunda uzun zamandır beklenen karavanları görüyoruz ve saf haliyle güzel görünüyorlar. Oyunda eklenebilen bir sürü karavan kostümleri olacak tabii. Birbirinden farklı karavanlar göreceğiz. Araç hazır, atlar hazır, artık yola çıkma zamanı. Derken burada can sıkıcı bir durum gözüme çarpıyor. Araca binme animasyonu yok. Bu tarz şeyler eksik hissediyor. Ve evet, oyun eksik. Bunu hem söylüyorlar hem de görebiliyoruz. Tıpkı Arcage'deki gibi olayları gerçekleştirirken akıcı animasyonlar bu oyunda şart. Yoksa hedefledikleri atmosfer hep eksik kalacaktır. Evet, sonunda yola çıkıyoruz. Steven iki atlı karavanla, diğeri ise bir atlı karavanla ilerliyor. İki atlı olması Steven'ın kullandığı karavanı daha hızlı yapıyor. Yanlarında onları koruyan oyuncularla birlikte hedef noda malları satmak için ilerliyorlar. Steven karavanı ilk kullanmaya başladığından itibaren kullanımın rahat olduğunu hissettim. Bu konuda konuşulmuyor fakat gördüğüm kadarıyla kolay kullanımı var. Karavan sistemi aslında riskler barındıran yüksek ödül kapasiteli ticaret mantığını benimsiyor. Birçok farklı oyun bu tarz ticaret sistemlerini oyuncularına sunmuştur. Ace of Creation'da farklı olan bu işi daha özgün ve özgür yapıyor olması. Ace of Creation bir sandbox oyunu olduğunu karavan sisteminde de bize gösteriyor. Hedefe gitmek için size belirli yollar dayatılmıyor. Duruma göre, planınıza göre, hatta yolların güvenlik durumuna göre rotayı siz belirliyorsunuz. Onun örneğini videoda birkaç defa görüyoruz. İlkinde saptıkları yolda Cyclops Tumak ileride görünüyor. Why is Tubok here? Is he just on his path? I think he's just on his path. You're gonna want to turn around. We cannot take that. I wonder if he'll turn around if he detects us. I think he probably would.
Evet. Atmosfer müthiş. Ayak sesleri, büyük cüs sesi, tehdit edercesine yürüyüşü. Bu olanı sevdim ben. Cyclops Tumak'ın kendi bölgesinde gezinen bir patron olduğunu önceki videomuzda söylemiş ve kendisi hakkında detaylı konuşmuştuk. Bu gösterimde onu gezinirken görmek beni mutlu etti. Atmosfer. Bu oyun hakkında benim sıkça dillendirdiğim şey bu. Bu adamlar neyi becerir? Bu oyunu nasıl yapar? Başarılı olur, başarısız olur? Hiçbirine net cevap veremem. Fakat şu atmosfer işini beceriyorlar. İzlerken hissetmen gereken şeyi hissediyorsun. Tabii gösterim için bu tarz şeyleri önceden hazırlayıp yayın sırasında sunum yapıyorlar. Bu adamlar rol yapıyorlar ve bunda becerikliler. Akıllıca düzenleyip olası senaryoları göstermelerini seviyorum. Daha oynamadan oyunu bize hissettirmeyi başarıyorlar. Tumak'ın olduğu bölgeden gitmek istemeyip geri dönüyorlar ve offroad bir yol tercih ediyorlar. Örümceklerin olduğu orman içinden ilerleyip tekrar yola iniyorlar. Köprülerin üzerinden geçerek yola devam ediyorlar. Farklı bir bölgeye geçip ilerlerken yola devrilmiş bir ağaca rastlıyorlar. Tekrar ormanın içinden ilerlemek zorunda kalıyorlar. Diğerleri yardım edip ağaçları kesiyor ve farklı bir geçiş için yol açıyorlar. Bu kısım da ilginç. Aslında düşündürücü. Çünkü bu tarz şeyler yapabilmek hem mantıklı hem de oyunda farklı şeylere yol açabilir. Evet, günümüzde artık oyunlarda ağaç kesmek normal. Fakat yolu açmak için ağaçları kesmek farklı bir mantık barındırıyor. Bazı normal oyunlarda bunu gördük biliyorum. Fakat bu tarz şeyleri devasa online oyunlarda yapabilmek, dünyasına dokunabilmek çok farklı kullanımlar doğurabilir. Böyle esnek oyunlara binlerce oyuncu girdiğinde oyuncuların yaptıkları şeyler de ilginç olabilir. Tekrar yola koyulduklarında bu sefer de bölgede farklı bir etkinlik tetikleniyor ve saldırıya uğruyorlar. Steven hem karavanın yeteneklerini kullanıyor hem de ekip yardımcı oluyor ve bunu da atlattıktan sonra Nod'a ulaşıyorlar. Nihayet görev başarılı olduğunda avcı kulübesine gidip getirdikleri malları satıyorlar. Karavan sisteminden anlayacağımız şey aslında Age of Creation'ın Risk vs. Reward, yani riske dayalı ödül sistemi. Daha önce Lineage 2'den Risk vs. Reward sistemini oyunlarına taşıdıklarını söylemiştim ve bu sistemi oyunun geneline yayıyorlar. Ne kadar yüksek risk alırsan o kadar yüksek ödül alma şansın olur. Eski devasa online oyunlarda bu sistemi daha çok görüyorduk. Örnek olarak silahlara ve zırhlara artı basmayı hatırlatabilirim. Silahın daha güçlü olsun istiyorsan artı basıyorsun fakat kırılabiliyor. Kırılırsa komple gidebilir. Kırılmazsa da güçlenebilir. Büyük risk, büyük ödül. Maalesef şimdiki oyunlarda bunları göremiyoruz. Sevgili yapımcılar, herkesin silahını, herkesin seviyesini, eşyasını, zamanını ve diğer elde ettiği şeyleri oyunculardan daha çok düşünüyorlar. Düşünmeye devam etsinler. Kimse bir şey kaybetmesin derken milyon dolarlık oyunlarından binlerce oyuncuyu kaybetmeye devam ediyorlar. Söylemek istediğim şey risksiz oyunların monotonlaşması, heyecansız olması ve elinde sonunda sıkıcı olması. Karavanlarla ilgili sadece PvE tarafından tehlikeler gösterilse de işin içinde PvP de bolca var. Arkeç oynayanları az çok bilirler. Baskın yiyip kaptırılan mallar ya da baskın düzenleyip kazanılan ganimetler. İşin asıl heyecanı burada yatıyor. Evet, Age of Creation'da da diğer oyuncular tarafından baskına uğrayıp bütün mallarınızı kaybetmeniz söz konusu. Karavan rotalarında bütün her yer için PvP geçerli mi bilmiyoruz. Fakat PvP'nin bu sistemin bir parçası olduğunu daha önce de söylemişlerdi. Söylediğim gibi Risk vs. Reward bu oyuna yayılmış durumda. Aslında oyuncu kitlesinin bir kısmını korkutan şey de bu. İlginçtir ki devasa online oyunların çöküş yapmaya başladığı dönemlerden bu yana bu oyunları olabildiğince hiçbir şeye bulaşmadan sakin sakin oynamak isteyen bir kitle oluştu. Fakat bu kitle gerçekten de MMORPG seven ve bu türün en başarılı örneklerini daha önce deneyimleyen bir kitle mi? Yoksa gerçekten de bu oyunlara sadece 1-2 haftasını vererek her şeye ulaşması gerektiğini düşünen bir kitle mi, emin olamıyoruz. Her oyun türünün sadık ve ayırt edilebilir kitleleri varken maalesef MMORPG türü biraz karışık durumda. Kim bilir, belki de bu kanal öyle büyür ki bazı şeyleri biz düzeltiriz. Ben devasa online oyunlarda tehlikeyi severim. Sırf bu yüzden Albion Online beni şaşırtmıştı. Bu yüzden hala seve seve Lineage oynuyoruz. Arcane 2 için bu yüzden heyecanlıyım ve Age of Creation'a da sırf bu yüzden daha çıkmadan yükseliyorum. Saydığım oyunlar oyuncusunu korumak için can atmıyor. Evet, saydığım oyunları bir gün oynarsanız saçlarınızın okşanmadığını anlayacaksınız. Aksine bu oyunlar potansiyelinizi ölçmek için size zırnık koklatmamaya o kadar hevesli ki artık bunalıp çıkarmasınız. Yoksa o dünyada yaşam savaşı mı verirseniz orası size kalmış. Gördüğüm kadarıyla karavan sistemini beğendim. Gösterilenden daha hızlı beni mutlu ederdi. Fakat eminim ki gösterilmeyen başka detaylar da vardır. Age of Creation Alpha 2'den sunumlarına devam ediyor. Oyunun ilk günlerini hatırlıyorum da gerçekten güzel yol kat etti. Her yönüyle güzel görünüyor. Sıkça eleştiriler ve sabırsız oyuncuları görüyorum. Fakat her ay oyundan gelen videoları gördükçe haksız eleştirmek için bir sebep de göremiyorum. Sonuç olarak bu oyun ete kemiğe bürünüyor. Geliştiriliyor ve bize gösteriliyor. Gelişim sürecini takip edip sizlere aktarmaya devam edeceğim. Bir sonraki Age of Creation gösterimlerini de bu kanalda bulacaksınız. Elimden geldiğince aktarmaya çalışıyorum. Oyunun sitesine hala üye olmadıysanız benim referans kodumu kullanarak üye olabilirsiniz. Açıklama kısmında paylaşacağım. Yorumlarda fikirlerinizi ve önerilerinizi yazabilirsiniz. Oyun hakkındaki düşüncelerinizi de yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek içeriklerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
our nation is brewing this notion of battles here on the sand. Will you help me throw it to my brother on the other land?